STV Haber Merkezimizden iyi akşamlar. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Tarihlerimiz 19 Aralık'ı gösteriyor. Efendim bugün ilk olarak vatandaşa kulak vereceğiz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezası ve getirilen siyaset yasağıyla ilgili düşüncelerini sorduk Eskişehirlilere. Bu kararın hukuki değil, siyasi bir karar olduğunu belirten vatandaş tepkili. Dinliyoruz efendim. Bu dava... İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle 2 yıl 7 ay hapis ve siyasi yasak cezası aldı. Karar hakkında düşüncelerini sorduğumuz Eskişehirli vatandaşlar, kararın hukuki değil aksine siyasi olduğunu ifade ettiler. Yazık ki İmamoğlu'na harcama çalışıyorlar, dertleri o. Ama biz onun arkasında değişik korkmasın. Yani her şey güzel olacak, hiç merak etmeyin. Yani haksız bir karar mı sizce bu yani? Tabii haksız bir karar. Türkiye adalet arayışı içinde. Bütün Türkiye. Ne düşünüyorsunuz siz bu kararla? Biz... Tahmin ediyor muydunuz böyle bir karar çıkacak? Yani hiç düşünmüyorduk. Hiç düşünmüyorduk. Ya olası bir şey değil zaten. İnşallah sonu güzel olacak. Siyasi karar olduğunu düşünüyorum. Bir de yani bir adaletsizlik. Yani nasıl diyeyim, ülkenin hukuk alanında düştüğü çaresizlik. Ondan sonra ya tutulacak tarafı yok yani. Bunlar İstanbul'daki belediye başkanlığı seçimini hala da hazmedemiyorlar. Bu adamın elinden nasıl alalım biz bunu yönetimi ve seçimlerde de İstanbul'un rantını kullanmak için yapılan bir tezgah bu. Bütün vatandaşlar gibi ben de televizyondan, medyadan izlediğim kadarıyla Süleyman Soylu ile bir ağız münakaşasına girmişlerdi. Yani adam Süleyman Soylu'ya cevap veriyor. Oradan YSK diyor, ben diyor sana ceza veriyorum diyor. Yani anlaşılmaz bir şey yani. Süleyman Soylu ile münakaşa ediyor. Oradan YSK çıkıyor. Bana hakaret ettin diye ceza veriyorlar. Yani bütün vatandaşlar hemen hemen bunu biliyor yani. Yani birçok kişi bunun siyasi bir karar olduğuna dair değerlendirmelerde bulunuyor. Sizce bu siyasi bir karar mı? Siyasi karar tabii. Siyasi karar oluyor, besbelli. Yani bunun üzerine söylenecek bir şey yok. Bu kararı hukuki değil, siyasi olarak buluyorum. Bir rakibi ortadan kaldırmak için uydurum. Zaten Türkiye'de hukuk guguk oldu. Dolayısıyla böyle bir kararı almalarını normal buluyorum. Yapabilirler, yapıyorlar ama hukuk haklar anlamına gelir. Bu bir hak yemedir. Söylediği gerekçelerin, yani bunun gerekçesi çok uydurmadır. Öyle şey, zorlama yani, zorlamayla alınmış bir karardır. Onun için hukuki değil, siyasidir. Umarım Türkiye hukuka bir gün döner. Sivrihisar Balıkdamı Kuş Cenneti'ne giderek burada incelemelerde bulunan CHP Eskişehir Milletvekili Jalen Ürsüllü, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan Balıkdamı için bir an önce harekete geçilmesi gerektiğini söyleyerek bu konunun ve sürecin takipçisi olacaklarını belirtti. CHP Eskişehir Milletvekili Jalen Ürsüllü, Sivrihisar Balıkdamı yaban hayatı geliştirme sahasına giderek incelemelerde bulundu. Ertuğrulköy Mahalle Muhtarı Arif Sezener ve bölge halkından bilgi alan Süllü, kuraklık ve kontrolsüz tarımsal sulama sebebiyle nehir yatağındaki su seviyesinin düştüğünü ve binlerce dönüm tarım arazisinin de sulanamadığı için ekilemediğini öğrendi. Adı Balıkdamı, tabii balığın üretildiği yer. Yayını var, ördeği var, sazanı var. Böyle bir potansiyel niye boş dursun ya? Aynen, boş durmaması sene ya. Lazım tabii. Burada da zaten yaban hayatı geliştirme sahası deniyor. Ama yaban hayatı geliştirecek hiçbir şey geliştirme projesi uygulanmıyor burada. Sağ sit aslında. Köylüler aslında fedakarlıkla tapu arazilerini bile ekmiyorlar. Karnabalıkçılığı yapılabilirse, bize o fonla yardımcı destek olunabilirse balık üretimi de olacak. Yani bu da büyük bir adet. Evet, yaban hayatı da korunmuş yaban olacak. Karabent Köprüsü'ne kurulacak regülatörle tarım yapılabilmesi ya da alternatif su kaynağı sağlanması ve balık damında doğal yaşamın sürekliliği talebini ileten bölge halkına kulak veren milletvekili Süllü, sürecin takipçisi olacaklarını belirtti.
Sivrihisar Balıkdamı kuş cennetinin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyleyen Sürlü, birçok balık türüne göçmen kuşa ev sahipliği yapan Balıkdamı için çok geç olmadan harekete geçilmesi gerektiğini belirtti. Bölgede yaşanan sorunlarla ilgili bilgi alan milletvekili Sürlü, konuyla ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı'na soru önergesi ve bölgede yaşanan ekolojik yıkımın tüm yönleriyle araştırılması için meclis araştırma önergesi verdi. Sürlü ayrıca tarımsal sulamanın ekolojik sistemi bozmadan gerçekleştirilmesi ve sulanamayan tarım arazilerinin su gereksiniminin sağlanması için sahanın su seviyesinin sürekliliğini karşılayacak regülatör ihtiyacını da dikkat çekti. Avrupa Türkleri Kültür Eğitim Dayanışma ve Yardımlaşma Platformu Başkanı Sebahattin Tetik ve beraberindeki platform üyeleri Esgrub'a bir ziyaret gerçekleştirdi. Tetik ziyarette yaptığı açıklamada hangi siyasi parti Emirdağlı bir aday çıkarırsa seçimlerde mutlaka önde olur, Emirdağ'ın gücü görmezden gelinmemeli ifadelerinde bulundu. Şimdi herkes öğrenmek istiyor. Nereye? Avrupa Türkleri Kültür Eğitim Dayanışma ve Yardımlaşma Platformu Başkanı Sebahattin Tetik ve beraberindeki platform üyeleri Esgrub'u ziyaret etti. Esgrub Genel Koordinatörü Ali Baş'la bir araya gelen Avrupa Türkleri Kültür Eğitim Dayanışma ve Yardımlaşma Platformu Başkanı Sebahattin Tetik ve platform üyeleri yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Platformun Emirdağları temsil ettiğini ve önemli çalışmalara imza attığını söyleyen Sebahattin Tetik, yapılacak olan seçimlere dikkat çekti. Siyasi partilerin adayları arasında mutlaka Emirdağlılar olması gerektiğini söyleyen Tetik, hangi siyasi parti listesinde Emirdağlı bir aday çıkarırsa seçimlerde mutlaka önde olur, Emirdağ'ın gücü görmezden gelinmemeli ifadelerinde bulundu. Güçlü bir olursa Emirdağ'ından çıkarır, yani 3'ü çıkarır. Ama 7 olursa, şu an milletvekili, Eskişehir milletvekili sayımız 6. Nüfustan dolayı düştüğü için 7'yi öyle düşünüyorum ama. Ayrıca kendisinin aday olup olmayacağıyla ilgili soruya cevap veren Avrupa Türkleri Kültür Eğitim Dayanışma ve Yardımlaşma Platformu Başkanı Sebahattin Tetik, vekil adayı olmayacağını söyledi. Yazılıp çiziliyor Sebahattin Tetik aday olacak diye, ama ben kesinlikle milletvekilliği adayı düşünmüyorum. Şu anda ortam öyle bir ortam değil. Herkes her yerden aday olmaya çalışıyor. Bir sancımalı seçim olacak bu seçim. Ben bu adaylıkta yoğun, milletvekili adaylıkta yoğun, ama şu anki çalışmalarımıza başladık. Yerel seçimlerde varız. Yerel seçimlerde de önümüzü bir görelim. Şu Cumhurbaşkanlığı seçimi bir atlasın. Ondan sonra yerel seçimleri düşüneceğiz ve karar vereceğiz nereden aday olacağımıza. STV ekranlarında yayınlanan Açıkça programına konuk olan AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanı Hasan Burgaz, şehir ve ülke gündemine dair açıklamalarda bulundu. Seçim çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Burgaz, biz bir dönem kazandığımızda bir daha kaybetmeyiz, bu şehri baştan yaratacağız dedi. AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanı Hasan Burgaz, STV'de yayınlanan Açıkça programına konuk oldu. Gazeteciler Ali Baş, Meltem Karakaş ve Arif Ambar'ın sorularını yanıtlayan Burgaz, şehir ve ülke gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu. Hem genel hem de yerel seçimlerin son derece önemli olduğunu söyleyen Burgaz, Eskişehirliler AK belediyecilikle tanışacak, biz bir dönem kazandığımızda bir daha kaybetmeyiz, bu şehri baştan yaratacağız dedi. Bugün iktidar partisinin burada, biz her zaman yerel seçimlerde diyoruz, biz bir dönem aldığımız takdirde emin olun, iktidar devam ettiği sürece burada kolay kolay bir daha kaybetmez. Çünkü burada yapılacak bir sürü iş var. Bunun da iktidar partisinin arkasına alarak herkes olmak ister. Herkes doğal olarak olmak ister. Yani belediyeleri aldığınız takdirde herhangi bir belediye Eskişehir'de AK Parti ilk olarak ne yapacak o zaman? Hani farkını baştan nasıl yaratacağız, ortaya koyacak? Baştan yaratacağız. Çok iş var. Sayarsan program yetişmez. Burgaz, Eskişehir'e yapılan yatırımların 24 milyarı geçtiğini söyledi. Hem Eskişehirlilerin talebi, burada Nabi Hoca faktörü, Nabi Avcı Sayın Bakanımızın faktörü büyüktür. Bunu resmen TOKİ'nin elinden alarak bugün millet bahçesi haline getirdi. Bu şehirde güzel karşılık bulan bir projelerimizden, marka projelerimiz. Şehir hastanesini anlatmamıza gerek yok, bölgedeki tek hastaneyiz. Yani bugün Kütahya, Bilecik, Afyon, bu hudutlardaki en büyük yatak kapasitesine sahip en güzel hastanelerimizden biri. Keza aynı eşdeğerde Yunus Emre Devlet Hastanesi de, yani evet, sağlık noktasında çok güzel projeler ve işler yapıldı. Diş hastanesi mesela. Bölgenin tek diş hastanesi. Yani bu diğer illerde
kıyaslanacak olursa, ben de geçtiğimiz günlerde tekrardan gittiğimde gerçekten çok da aktif, hızlı çalışılıyor. Yani bunlar bize ilk önce genel seçimde biz yaptıklarımızı tabii ki anlatacağız. Yani Eskişehir'e yapılan yatırımlar 24 milyarı geçti. Seçime hazır olduklarını kaydeden Burgaz, vekil sayılarını artırmada ısrarcı olduklarını da ekledi. Biz mevcudumuzu koruyup, biliyorsunuz bir önceki seçim 1600 gibi bir oyla 4. vekilimizi kaçırdık. Bir süre o şeyi yaşamamak adına 4. vekilimizin çıkması için elimizden ne geliyorsa. Hedefiniz şu an 4 milletvekili en az. Ya mevcudu koruyup artı bir bunun üstüne çıkmak. Eskişehir'de cinayete kurban giden 21 yaşındaki Ayşenur Çolakoğlu'nun arkasında gözü yaşlı bir aile kalırken iki kızından birini toprağa veren acılı baba sanığın en ağır cezayı almasını istedi. Ayşenur Çolakoğlu, Tepebaşı ilçesi Şirintepe mahallesi Yeşil Kayalar sokaktaki bir apartmanın 3. katında 21 yaşındaki Hasan P. tarafından tabancayla vurularak öldürülmüştü. Olay sonrasında Hasan F. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, iki kızından birini yaşanan olayda kaybeden gözyaşlı baba Mesut Çolakoğlu, sanığın en ağır cezayı almasını istediklerini söyledi. Kızımı rahatsız eden bir genç, aynı kuaförün orada çalıştığı, karşısında çalışıyor. Kızımı sürekli rahatsız ediyor. Kızım da istemediği için sıkıntılar yaşıyormuş. Sürekli baskı yapıyormuş. Kızının hayalleri hakkında da konuşan baba Mesut Çolakoğlu, Ayşenur'un o gün sınavdan geldiğini söyledi. Öldüğü gün sabahtan sınava girdi, son sınavına girecekti. Ustalık belgesini alacaktı. Sabah 10'da sınava girdi, akşam 6'da katletmişler. O gün işte sınava girmiş, sınavdan hani geçmişti yani. Hatta öğretmenleri aradı, başsağlığı dilediler. Evet, hayalleri vardı yani. Genç yaşta cinayete kurban giden Ayşenur Çolakoğlu'ndan geriye ise çalışma masasının üzerinde kupaları ve takılarıyla şapkası kaldı. Evlerine taziye için gelen arkadaşları ise genç kızın odasında oturuyor. Çolakoğlu'nun saç tasarım yarışmasında 3. olduğu ve ödül aldığı görüntüleri ise yürekleri dağladı. Evet, 3. ödülünü aldı. Sevgili Ayşenur Çolakoğlu. Buraya bakalım. Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Eskişehir Şubesi tarafından yılbaşı öncesi bir alışveriş şenliği ve kermes etkinliği düzenlendi. Bu kermesten elde edilen gelir ise öğrencilere burs olarak verilecek. Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Eskişehir Şubesi tarafından yılbaşı öncesi alışveriş şenliği ve kermes etkinliği düzenlendi. Tepebaşı Belediyesi Atilla Özer Karikatürlü Ev'de düzenlenen alışveriş şenliğine Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Hale Kargın, Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Fikriye Güven Zaptiye, Eskişehir Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Zuhal Ediz Kanşen ve dernek üyeleriyle birçok üniversite öğrencisiyle kadın katıldı. Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Eskişehir Şube Başkanı Nuran Yenilmez, düzenledikleri alışveriş şenliğinden elde ettikleri geliri öğrencilere burs olarak vereceklerini söyledi. Biz Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Eskişehir Şubesi olarak 70 öğrencimiz, bursiyerimiz, 80 üyemizle bu alışveriş şenliğini özellikle bugünlerde yapmak istedik. Bizim amaçlarımızdan biri öğrencilerimizin emeğini değere çevirmek. Çünkü öğrencilerimiz arasında çok başarılı oldukları kadar becerikli öğrencilerimiz de var. Yılbaşı hediyesi alınacaksa neden öğrencilerimizin emekleri değere çevrilmesin dedik. Bu alanda bir çalışma yaptık. Son dönemlerde en büyük sorunumuzun ekonomik kriz olduğu zamanda bir alışveriş çılgınlığına da girilsin istemiyoruz. Onun için bazı ikinci el kitaplar da var. Onları da koyduk. Ne yazık ki hem ekonomik sıkıntı var deyip hem de alışveriş çılgınlığına girmeden gerekirse ikinci elleri değerlendirerek bir farkındalık yaratmak istedik.
Türkiye Terziler, Konfeksiyoncular ve Giyim Sanatkarları Federasyonu Genel Başkanı Ali Sefa Şen, emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin çıkacak yasa kapsamına esnafın da alınması gerektiğini belirtti. Şen ayrıca esnafın emeklilik maaşlarında iyileştirilme yapılması gerektiğini de söyledi. Türkiye Terziler, Konfeksiyoncular ve Giyim Sanatkarları Federasyonu Genel Başkanı Ali Safa Şen, önümüzdeki ay çıkacak olan emeklilikte yaşa takılanlar yasasına ilişkin konuştu. Şen, emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin çıkacak yasa kapsamına esnafın da alınmasını ve esnafın emeklilik maaşlarının iyileştirilmesi gerektiğini söyledi. Tabii ki bizim isteğimiz, temennimiz, dileğimiz ve olması gereken esnaflarımızda da emeklilikte yaşa takılanlar var. Bunlarla da ilgili bir iyileştirme yapılıp emeklilikte yaşa takılanlar kanunu kapsamına alınması ve esnafımızın da hak ettiği emekliliğe kavuşmasını dilek, temenni ve istiyoruz. Emeklilik hakkını kazanmaları, emeklilik hakkını kazandıktan sonra da emekli maaşlarıyla ilgili çok ciddi manada yasal düzenleme yapılıp esnafımızın emeklilik yaşam standartlarında yükseltilmesi, maaşlarının da yaşanılabilir seviyeye getirilmesini özellikle istiyoruz. Emeklilikte yaşa takılanlar da ilgili kanun çıktığında, inşallah esnafımızla ilgili de çıkacak, onu söylüyoruz. Çıktığında sosyal güvenlik kurumuna borçları olan, ödeyemeyen, güvenlik primlerini ödeyemeyen bir takım esnaflarımızla ilgili de kolaylıklar yapılıp, kamu bankalarından krediler verilip, emeklilik maaşlarına karşılık bu kredileri kullanıp emeklilik hakkını kazanmalarını özellikle istiyoruz. Kamu bankalarımıza da böyle bir talimat verilip bu kolaylığın yapılmasını özellikle istiyoruz. İzmir Atatürk Lisesi Mezunları Derneği Başkanı Murat Saraç, beraberindeki yönetim kurulu üyeleri ve mezunlardan oluşan bir heyet, Büyükşehir Belediye Başkanımız Profesör Doktor Yılmaz Büyükerşen'e bir nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyaretten görüntülerle devam ediyoruz bültenimize. Büyükşehir Belediye Başkanı Profesör Doktor Yılmaz Büyükerşen'e yönelik nezaket ziyaretleri sürüyor. İzmir Atatürk Lisesi Mezunları Derneği Başkanı Murat Saraç, yönetim kurulu üyeleri ve beraberindeki mezunlardan oluşan heyet Başkan Büyükerşen'i ziyaret etti. Misafirlerini makamında ağırlayan Başkan Büyükerşen, nazik ziyaret nedeniyle teşekkür ederken, İzmir'i ve İzmirlileri çok sevdiğini belirterek her fırsatta şehri ziyaret etmekten mutluluk duyduğunu belirtti. Misafirperverliği nedeniyle heyet adına Büyükerşen'e teşekkür eden Başkan Saraç da, İzmir Atatürk Lisesi dernek çalışmaları ve projeleri hakkında bilgiler verdi. Saraç ve beraberindeki heyet, Başkan Büyükerşen'in hayata geçirdiği başarılı projelerle çağdaş bir kent oluşturduğunu ifade ederek, gerek eğitim gerekse şehircilik alanında yaptığı tüm çalışmaların gelecek kuşaklara da örnek olduğunu vurguladılar. Ziyaret sonunda İzmir Atatürk Lisesi Mezunları Derneği Başkanı Murat Saraç, Büyükerşen'e Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Nice'ye gerçekleştirdiği ziyarette çekilen fotoğrafının üzerine basılı olduğu tişört ve saat hediye etti. Başkan Büyükerşen ayrıca İzmir Atatürk Lisesi'nin tişörtünü günün anısına imzaladı. Anlamlı hediyeler için teşekkür eden Büyükerşen, heyete Zamanı Durduran Saat adlı kitabını imzalayarak hediye etti. Karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı ziyaret günün anısına çektirilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi. İzmir Atatürk Lisesi Mezunları Derneği üyeleri ziyaretin ardından bir dizi ziyaret gerçekleştirmek üzere şehir gezisine çıktı. 9. Bölge Eskişehir Eczacılar Odası Öğrenci Komisyonları tarafından düzenlenen etkinliğe davet edilen SODİGEM, burada eczacılık eğitimi için tasarladığı sanal gerçeklik yazılımını tanıttı. Bu yazılım kapsamında tasarlanan kaskı takanlar kendilerini bir eczanede ya da hastanede bulabiliyorlar. İzliyoruz efendim. Değişik yaklaşım. Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, 9. Bölge Eskişehir Eczacılar Odası Öğrenciler Komisyonu tarafından düzenlenen etkinliğe davet edildi. Eczacılık eğitiminde kullanılabilecek bir sanal gerçeklik uygulamasını tasarlayan SODİGEM yetkilileri, bilhassa teknoloji severlerin yoğun ilgisiyle karşılandı. Metaverse çerçevesinde meydana getirilen projeyi çeşitli yönleriyle tanıtan SODİGEM Müdürü Doçent Doktor Levent Yusuf Şahin, sanal gerçeklik kaskını takan kişilerin kendilerini bir eczanede ya da hastanede bulabildiklerini söyledi. Özellikle eczacılık öğrencileri sanal gerçeklik kasklarını taktıkları anda bir eczane ortamında ya da bir hastane ortamında bulabiliyorlar kendilerini. Ve daha önceden hazırlanmış bir senaryo bağlamında çeşitli kararlar alıp bu kararların sonuçlarını sanal gerçeklik ortamında canlı canlı deneyimleyebiliyorlar.
İki parçadan oluşan yazılımda ayrıca senaryoda geliştirilebiliyor. Mor gibi bir odadayız. Bir tane insan var ve masanın üstünde etkileşime girebildiği nesneler var. Biz sadece sabit bir senaryonun izlenmesi değil, sonradan da senaryo eklenebilir bir teknoloji geliştirmek istedik. Bu yüzden bir senaryo geliştirme aracımız var. Eczacılık alanında eğitim veren hocalar ya da bu alanda yüksek lisans ya da doktora eğitimine devam eden öğrenciler senaryo geliştirme yazılımını kullanarak kendi senaryolarını üretip sanal gerçeklik ortamında kendilerinin ya da bir başkalarının bu senaryoları deneyimlemelerini sağlayabilecekler. Araç sahiplerini ilgilendiren bir haberimiz var sırada. Efendim, ustasından uzun süre kullanılmayan araçlar için akü uyarısı var. İzliyoruz. Aralık ayı itibariyle hava sıcaklıklarında meydana gelen düşüş, araçların çalışmasında hayati önem taşıyan aküleri etkilemeye başladı. Her kış girişinde, şu an malum artık havalar soğumaya başladı, akülerimizi kontrol ettirmemiz gerekiyor. Düzenli olarak kontrolden geçirilmeyen aküler, özellikle uzun süre kullanılmayan araçlarda tükenme riskiyle karşı karşıya kalıyor. Konuyla ilgili akü bakım ve değişim ustası Anıl Köse sürücüleri uyardı. Araç yatıyorsa, binilmiyorsa, tabii aracın müsaitlik durumuyla da alakası var ama kutup başı sökülebilir. Boşalmaması namına. Bunu yatan araçlar için söylüyorum. Özellikle pandemi dönemi bitti ama hala birçok vatandaş aracına binmiyor, evinde yatıyor. Kutup başlarını sökebilirlerse fayda görür. Durduğu yerde çalışmasının çok bir faydası yok. Çünkü durduğu yerde çalıştığı zaman çoğu aracın marş dinamosu, şarj dinamosu devreye girmez. Araba yürümesi lazım ki aküyü şarj edebilsin. Birlikte nakkaşlık sanatını yaşatmaya devam eden baba kız omuz omuza verip camileri ve tarihi evleri güzelleştiriyorlar. Hep birlikte izliyoruz efendim. Geçtiğimiz yıllarda Eskişehir'in Kanlıpınar ilçesinde yeni inşa edilen bir mescitte nakkaşlık yapan Hüseyin Başgöl, üniversiteye giden genç bir kızın çalıştığını görünce sanatını kendi kızına da öğretmeye karar verdi. Eskişehir Kanlıpınar'da oraya bir yeni bir mescit yapıldı. Oranın da hat yazılarını yazdım. Yazarken yanıma güzel sanatlardan üniversiteye giden bir öğrenci de geldi yardımıma. Baktım yani şeyde el sanatında bilgi olarak çok güzel fakat el hüneri çok zayıftı. Şimdi benim kızım da resime çok meraklı. Eli de yatkın olunca gönlüm çekti, kızım gel beraber çalışalım mı dedim. O da kırmadı, Allah razı olsun, beraber çalışıyoruz. Eskişehir'de daha önce Hacı Hakkı Oğuz Camii ve Kabir Camii'nde çalışan Başgöl, şimdilerde Odunpazar ilçesine bağlı Karapazar mahallesinde bulunan tarihi bir evde kızıyla birlikte restorasyon yapıyor. İki senedir babamla gidip geliyorum, çalışıyorum. Rusya'da başladı ilgim resimlere. Babam burada çalışınca da onunla çalışmak istedim. Çok keyifli. Ben çok seviyorum resim yapmayı ondan. Her şey, her detaylı işi yapıyoruz. Yani rahatlatıyor insanı. Çok güzel. Ben seviyorum. İkinci yarıya hızlı başlayan Bilecik Belediyespor kadın voleybol takımı İhsaniye Gölcük Spor'u kendi sahasında 3-0'lık skorla mağlup etti. Komşu ilimizin kadın voleybol takımını bizler de tebrik ediyoruz. Bilecik İstasyon Kapalı Spor Salonu'nda karşı karşıya gelen her iki takım da maça hızlı bir başlangıç yaparken ilerleyen dakikalarda Bilecik Belediyespor kadın voleybol takımı iyiden iyiye kendini göstermeye başladı. Maçın ilk setinde Bilecik Spor Kadın Voleybol takımı 25-21'lik skorla maçı alırken, ikinci sette daha da iyi bir oyun sergileyen Bilecik Spor'un kadınları bu seti ise 25-14 ile kazandı. Maçın son setinde de üstünlüğü bırakmayan Bilecik Spor Kadın Voleybol takımı bu seti de 27-25'lik skorla kapatmış oldu. Bilecik Belediyespor Kadın Voleybol takımı İhsaniye Gölcük Spor'u 3-0'lık skorla mağlup ederken ligin ikinci yarısına galibiyetle başlamış oldu. Efendim, bu haberimizle birlikte bültenimizin de sonuna gelmiş bulunmaktayız. STV ekranlarında yeni gelişmelerle tekrar karşınızda oluncaya dek iyi akşamlar dileriz.